Merhabalar, size Sara Dalton'un Lekeliler serisini anlatacağım. Üçünü birden. Lekeliler, Kayıplar, Özgürler. Üçü. Şimdi bir tane kız var, tamam mı? İsmini unuttum kızın. Kitap okuyalı biraz oldu da. Kusura bakmayın. 14. bölgede yaşıyor bunlar. Bu çocuklar, tamam mı? Bunlar lekeli. İkinci sınıf vatandaşı olarak yapılmış. Şey var. İşte bir yer var. İşte Bizans olduğunu söylüyorlar. İşte şey var. Üstün ırk var. Gelişmişler. Gelişmişlerin laboratuvarlarında işte kötü genli olanlar ayrılıyor. Onlara lekeli deniliyor. Üstün hastalıksız olan şeyler de gelişmişler oluyor. Gelişmişler kendi çocuklarına sipariş ediyor. Doğurmuyorlar. Doğurmak falan yok. İstediği şeyi, istediği özellikleri söylüyorlar. İster kendi genlerini veriyorlar, ister vermiyorlar. Çocuk sahibi oluyorlar şeyden. Laboratuvardan. Lekeliler de 14-15 yaşına gelince rahimleri alınıyor ve salı veriliyor. Ama o geçirdikleri operasyonlarda kafalarında bir sekel kalıyor. Bunu zaman içinde anlıyor çocuklar. Meğersem bunlar aslında bu kızın neydi? Mini diyor babası. Babasının adı Jonathan. Ondan sonra öyle annesi bunun şeyde çalışıyor işte gelişmişlerin olduğu yerde. Şey projesi bunlar. Hani bütün parçaların tümünden daha kıymetlidir ya. Gestalt mıydı? Projesi. Angela Luz. Öyle işte. Bunlar aslında bu beş duyu organına göre yaratıyor bu çocukları. Özel çocuklar bunlar. İşte kimisi hareket ettiriyor eşyaları. Kimi geleceği görüyor. Kimi kokularından insanları tanıyor. Korkularında kokusu var. Kimi insanların tadını alıyor. Kimi de düşüncelerini okuyor. Bu beş çocuğu aslında bu kızın annesi, Angela'nın annesi üretiyor. Ondan sonra bunları kontrol olarak alıyor, büyütüyor. Bu kızın babası da bunların ne olduğunu anlıyor, ne kadar kötülük yapacaklarını. Bu çocukları kaçırıyor, alıyor, kaçıyor, gidiyor. İşte bundan kaçıyor. Yıllarca annesini öldü sanıyor, işte direnişte sanıyor. Hani direniş gelişmişlere karşı savaşan. Ama sonra öğreniyor ki kitabın sonunda aslında direnişte değil gelişmişlerdi. Annesi onu silah olarak kullanmaya çalışıyor. Bu kızı sürekli silah olarak kullanmaya çalışıyorlar. Çünkü metallere kamıldı. Ya düşünsene işte. Düşünüyor, şöyle bakıyor işte kamyon kalksın kakıyor. Yani ciddi bir silah ve bu beşi bir araya geldiğinde el ele tutuştuğunda çok ciddi güçleniyorlar. Bununla ilgili bir hikaye. Distopya mı deniliyor böyle şeylere işte. Böyle bir kitap. Çok keyifli, çok güzel, çok sürükleyici. Her kitapta ayrı bir macera. Birinci kitapta lekeliler kaçıyor. İkinci kitapta özgür oluyorlar ve şeyde bunlar bir şey sığınağa gidiyorlar. Sığınaktaki hayatlarını anlatıyor. İkinci kitabın sonunda annesi geliyor. Üçüncü kitapta annesi bu çocuğu kaçırıyor, uyuşturuyor falan. Ondan sonra nefretle besliyor, güçlerini kontrol etmeyi öğretiyor ve arkadaşlarına karşı savaşıyor. Üçüncü kitabın sonunda annesini de yeniyor. Aslında gücünü sevginden aldığını keşfediyor. Böyle. Güzel bir kitap. Kesinlikle bayılacaksınız. Birazcık aşk ama daha fazla heyecan, adrenalin, macera, macera, olaylar, olaylar. Sarah Dalton, çok seveceksiniz. Lekeliler serisi Agapi yayınları. Agapi yayınlarından. Ben beğendim. Bence herkes de beğenir. İyi okumalar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.